Teknemiz 100 saat bakımına çıkıyor. Egeyat Fisher 790'ı merak eden arkadaşlar. Bu esnada sizlere de şöyle dışarıdan bir komple şöyle bir göstereyim. Normalde üstünde burada beyaz polyesterden yapılmış güneşliği var. Fakat biz onu orkino sahalarına çıktığımız için bu aralar onu söktük. Şimdi bakım esnasında da takılacak yerine tekrar. Biz 150 beygir Mercury kullandık. Uzun şaft. Bazı arkadaşlar detaylı bir çekim istemişti. Onu da göstereyim bu esnada hazır bekliyorken sıramızı. Bakın arkadaşlar burada oturma grubu var. Normalde oturma grubu komple U şeklinde geliyordu. Biz burayı kestirdik fabrikadan. Yapım esnasında burayı koydurmadık. Bu bölümü. Ki burada rahatlıkla balığımızı alabilelim. Balığımızı rahatlıkla avlayalım diyerekten. Buraya da bir fishbak yaptırdık. Normalde burası akü yeriydi. Akülerimizi buraya koydurduk. Bunlar motor ve servis aküleri burada. Şu karşıdaki cihazı merak eden arkadaşlara söyleyeyim. Bu 12 voltu 36 volta çeviren bir cihaz. İzmir Marine Elektronik'ten aldık bunu. Bu da servis aküsünden 12 voltu alıp buraya bu Minkotor'un motor gayet akülerinden 3 tane 36 volt aküye elektrik veren bir alettir. Yine burada bir oturma grubumuz var. Burada lavabosu, ocağı, altta tüp kombinyerleri var. Biz buraya kendi eşyalarımızı koyduk. Tabi bu teknede birçok şey ekstra. Yani normalde standart donanımda bunlar yok. Mesela normalde iki tane hatta bir tane şey oluyor. Sigorta paneli. Biz üç tane koydurduk. Birçok şey olduğu için ekstradan. Balık bulucumuzu buraya koyduk. Lowrance EDS-7 Live 1 kW ayna teknenin altında gömülü. Biz ekranı dijital ekranı aldık. Çünkü böyle daha hoşumuza gidiyor çünkü. Burada bir kapalı tuvaleti var. Lavabosu var. Burada iki kişinin çok rahat yatabileceği bir bölüm değil ama yine de yani iki kişi kalabilir. İki hatta orada bir kişi kalsa bile yani. Burası yatak oluyor. Masa aşağı iniyor. Burası da yatak olabiliyor. Biz buraya kendimiz bir çekmece yaptırdık. Normalde burası buzdolabı için. Fakat biz takımlarımızı koyduk buraya. İğnelerimizi koyduk. Burada kurşunlarımız ve vesaire. Aşağıda kalamar takımlarımız. Bunların altları da dolap. Şöyle göstereyim. Bunların altları da dolap. Başka amaçla da kullanılabilir. Kişiye göre değişir. Buranın altı da aynı. Şöyle bir dışarıdan bir tekrar çekeyim. Çift güneş paneli koydurduk biz. Bunlar hepsi ekstralar. Biz makinemiz
sanal çapamız motor gayetin en büyüğü. 72 inç kullandık biz. 72 inç bize yetiyor. Hatta bunun Minkotalarda daha uzunları var. 112'ler var. Onları da kullanabilirsiniz. Daha da rahat edersiniz. Gördüğünüz gibi. Yani Türkiye'deki diğer tekne fiyatlarına göre çok uygun fiyatlı olduğu için biz bunu tercih ettik. Polyesteri güzel, her şeysi güzel. Sağlam. Dengeli bir tekne. Tavsiye ederim. Görüşmek üzere.